Merhaba arkadaşlar. Bu videoda yine sizlerle bir mutfak gereci inceleyeceğiz. Bu sefer inceleyeceğimiz şey bir Türk kahve makinesi. Karaca'nın Hatır Hüps modelini bu videoda sizlerle inceleyeceğiz. Ben bunu uzun bir süredir evimde kullanıyorum. şöyle büyük bir hazneye sahip olması birçok kişiye aynı anda kahve yapmanızı olanak sağlıyor. Bu arada üzerindeki göstergelerden bahsedeceğim. Kaç watt elektrik tüketiyor onu göstereceğim. Cihazın neler yapabildiğini anlatacağım ve pek tabii ki bununla birlikte bir Türk kahvesi yapacağız ve ne kadar sürede pişirdiğini beraber göreceğiz. Şimdi yakın çekime geçelim. Cihazı sizlere yakından gösterecek olursam gördüğünüz üzere böyle büyük mü büyük bir yapıya sahip. Şuradan çıkarttığım zaman şu kısımlar güç girişleri olmuş oluyor. Şuradaki kısımlarla denkleşiyor ve çalışmasını sağlıyor. Yan tarafında bir dikkat yazısı var. Her kullanımdan sonra hem bu haznenin içi hem de şu cihazın üst tarafının temizlenmesi gerektiğini söylüyor. Burayı nemli bir bezle silecek olursanız cihazın kullanım ömrünü artırmış olursunuz. Burada kahve maksimum minimum ve süt maksimum minimum seviyelerini gördüğünüz gibi göstermekte. Burada sıvı miktarını görebiliyorsunuz. Her iki tarafında da fincanlara doldurabileceğiniz ki bu benim hoşuma giden bir şey. Diğer önceden kullandığım bir makine vardı. Onun şu kısımları da dümdüzdü bunun gibiydi. O yüzden dökerken sağa sola damlayabiliyordu. Ama bunda öyle bir problem yok. Gördüğünüz gibi geniş mi geniş bir haznesi var. Uzun kullanımda çok sıkıntı çıkmasını istemiyorsanız ve içerisinde şöyle lekeler oluşsun istemiyorsanız her kahve yapımından sonra yıkayın. Ardından yarıya kadar içerisine su koyun ve o şekilde birazcık bekletin. İçerisindeki o kahveler çözülsün, şu şey olsun. Ondan sonra tekrardan dökün. Temiz bir biçimde buraya yerleştirin. Kullanım açısı bakımından dediğim gibi daha uzun ömürlü olacaktır. 1 metre uzunluğunda ortalama bir fişi var. Şurada gördüğünüz gibi led ışıklar var. Biraz sonra çalıştırırken bu led ışıkların nasıl yanıp söndüğünü göreceksiniz. Yukarı yukarı böyle animasyonlar yaratıyor. Burada karaca hatır yazıyor. Burada da hüps yazıyor gördüğünüz üzere. Üst tarafa geldiğimde burada ayar kısımları bulunmakta. Bakın bu közde Türk kahvesi dediği şey bizim Türk kahvesi yapma ayarımız. Kahve sayısı seçeneği bulunmuyor. Siz bunun içerisinde kaç fincanlık su ve kaç fincanlık kahve atarsanız o kadarını pişiriyor. Sadece şu düğmeye basmanız yeterli oluyor. Piştiğinde sesli uyarı veriyor. Pişirmeye başlamadan önce siz şunu hazneye yerleştirdiğinizde de yine sesli bir uyarı alıyorsunuz. Bu kısımda da sütlü içecek hazırlama kısmı var. Neler hazırlanıyor? Sütlü kahve, sütlü sıcak çikolata, sütlü Türk kahvesini de buradaki kısımdan hazırlayabiliyorsunuz. Bu arada burada bir uyarı var gördüğünüz gibi pişirme haznesini kahve ve su koymadan çalıştırmayınız diyor. Ben bu videoda 6 gramlık bu kuru kahveci Mehmet Efendi'nin bir tane kahvesini kullanacağım. Şimdi fişe takıyorum. Fişe taktıktan sonra şu an gördüğünüz üzere herhangi yanıp sönen bir ışık hiçbir yerinde yok. Bu arada şu ayaklar vantuzlu falan değil sadece zemine çok güzel otursun diye yapılmış. Gerçekten de güzel oturuyor. İlk etapta Türk kahvemi açıyorum. Türk kahvemi açtım. İçerisine boşalttım. Boşalttıktan sonra da gördüğünüz gibi içi artık tamamıyla boş. Hepsi şu kısımda. Bir fincan suyumu ekliyorum. Karıştırıp karıştırmamak sizin tercihinize kalmış. Karıştırın diye bir uyarı yok ki karıştırmaya da bence gerek yok. Zaten pişirirken yeterince kendi içerisinde karıştırıyor. Bakın şimdi taktığım zaman animasyonu görebiliyorsunuz değil mi? Bir de içine taktığımda bip bip diye bir uyarı verdi. Tekrar çıkarttığımda içerideki animasyonlar bir süre yanıp sonra sönüyor. Tekrar takıyorum. Şimdi üst taraftaki ışıklar da yanıp söndü ilk etapta. Ardından çalıştırmak için şu közde Türk kahvesine bir kez basıyorum ve ne kadar sürede yaptığını birlikte görüyoruz. Bu şekilde de bir uyarı aldık. Duyduğunuz gibi bu artık hazırlandı sesi. içerisinde bakacak olursanız gerçekten bol köpüklü bir Türk kahvesi hazırlamış bulunuyoruz. Kahvemizi fincana dolduruyoruz. Köpükler de beraberinde geliyor. Gördüğünüz gibi bol bol köpüklü. Karaca'nın hatır şu hüps yazan modeli açıkçası benim çok hoşuma giden ve kullandığım dediğim gibi bir model. Kahveleri de gerçekten çok güzel yapıyor ve çok kısa zamanda yapıyor. Zaten videoyu izlediniz. Ne kadar sürede yaptığını da birlikte gördük. Şuradaki ışık animasyonları da fena olmamış. Ancak bu ışık animasyonlarını hani taktıktan sonra hep aynı seviyede mi yanıyor diye bakıyorum. Bakın mesela kahve yapılmaya başlandığında dipten üste doğru değil orta ile üst arasında böyle gidip geliyor. Ancak ilk taktığınız zaman bakın en alttan en üste kadar animasyon ışıkları sürekli olarak yanıyor. Benim videoda bahsedeceklerim bu kadardı. Açıkçası bu ürün benim hoşuma gidiyor. Eğer siz de almayı düşünürseniz link bulursam açıklamalar kısmında sizlerle paylaşacağım. Hala e, bunun internet üzerinden satışı var mı bilmiyorum. Ancak Karaca mağazalarında bunlardan bulabilirsiniz. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın.